2022 değerli boğa burçları, güzellikler, umutlar, hayaller, hayalleriniz hep gerçek olması dileğiyle yükselen ve ay burcu boğa olan değerli takipçilerim, danışanlarım, her şeyden önemlisi huzurda bir yıl olsun, umutta bir yıl olsun. Şöyle başlıyorum, özellikle kuzey ay düğümlerin değişimi sizin iyicil tarafınıza doğru yönü, sizin iyicil tarafınıza burcunuzda bulacak. O yüzden başarı ve umut ve sağlık katacak hayatınızda ve yaşadığınız özellikle 3,5 yıllık krizleri, 3,5 yıllık çözemediğiniz olaylarla daha doğru bir şekilde ilerlemeyi, ilerletmeyi ve kendinizle alakalı yapmış olduğunuz hataları tekrar gözden geçirip ve kendinize iyi gelecek enerjileri çekme yılını yaşayacaksınız. O yüzden ben sizden o kadar umutluyum ki, yani evet, kariyer anlamında çok zor ve yeni sorumluluklar, yeni zorlayıcı olaylar, bunu başaracak güçte olmanıza rağmen geçmiş yaşadığımız olaylar size çok fazla korku ve endişe yaratabilir. O yüzden sizden ricam, tutulmaların etkisi ve ay düğümlerin kuzey tarafı, yani iyicil olan nokta, sizin kendi noktanızda umut ve başarıyı getiriyor. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. İş konularınızla ilgili yapmak istediğiniz ve yapmaktan korktuğunuz her şey size çok hızlı bir şekilde akış şeklinde hayatınıza geçiş yapacak. Mesela işinizde uzun süredir zorlanıyorsanız, buradaki insanların tavır ve edalarından ciddi anlamda rahatsızsanız, bunlardan kurtulma, yeni bir işe, yeni bir başlangıca geçiş yapacaksınız ve bu sizi daha çok güçlendirecek, daha umutlandıracak diyorum. Yani bulunduğunuz alandaki yardımcı, çalışan, alt alanda bile çalışıyorsanız, kendinize ait kimliğinizi tam anlamıyla masaya koyma dönemi yaşayacaksınız. Ama sizden tek ricam, umutlarınızı ve hayallerinizi o kadar güzel dokunurken geri durmayıp ve onun üstüne ısrarla gideceksiniz. Eğer gitmezseniz tekrar 3,5-4 yıllık geçmişe döneceksiniz. Bu da sizi başarısızlığa iter. Şimdiden ipler sizin elinizde, hayaller sizin elinizde. Yapmanız gereken tek şey plan, program ve hedef. Şöyle bir özellikle iş çevrenizde yeni sosyalleşecek, neşe katacak yeni projeler, yenilikler, yepyeni bir oluşum sizin hayatınızda gerçekleşecek ama en önemli şey sosyal çevreniz daha renkli insanlarla oluşacak. Yani Jüpiter sizin sosyal alanlarınızı etkileyeceği için ve onları çoğaltacağı için onlara geleceğim. Ama iş konunuzla ilgili ortaklı konularda, ayrılıklarla ilgili değil, daha bütünleşme ve birbirimize ait planları daha masaya yatıracağımız, korktuğumuz olayların üstüne gidip bunlarla ilgili yeni oluşumlar size çok büyük bir güç getirecek. Ne yapacaksınız? Cesaretinizle işinize daha sımsıkı ve bu sizin çocuğunuz gibi sorumluluğunuza ait olacaksınız. Kurumsal bir firmaya geçmek, büyük bir planınız varsa, yurt dışı ile alakalı gitmek istediğiniz iş sektörünüz varsa, Mayıs ayı ve Nisan ayı bu konular için inanılmaz güzel ve gitmeniz için en doğru seçenek olacak. Mesela yurt dışına yerleşmek iş konusunda teklif ve plan bekliyorsanız Nisan Mayıs bunun için çok doğru ve hayırlı olacak. Eğer Türkiye'de herhangi bir kurumsal firmada çalışıyorsanız, bunlarla ilgili emek konusunda çok fazla yorulmuş olduğunuz ve buraya ait haklarımla ilgili bir türlü kimse vermeyecek diyorsanız, hayır, bu haklarınız tek tek verilecek. Sadece bu haklar için bir 6 ay gibi bir zamanınız var. 6 ay sonra ödüllenip hak evrenize geçiş yapacaksınız. Eğer ki devlet alanına girmek ya da devlet alanında kendimi ispatlamak istiyorum ve burası kalıcı olmasını istiyorsanız, bu sene değil, bir dahaki sene bu kapılarınızın daha sağlıklı olacağı, sadece burada taşeron bir firmada çalışıyorsanız aynı firmada devam edip buranın kapılarını kollamanız lazım. Pes etmemeniz gerekiyor. Çünkü burada pes ettiğiniz takdirde yerinize başka insanlar geçiş yapacak. Bir de kendi işini büyütmek, farklı planlar yapmak isteyen değerli boğalarda güzel yenilik, yeni çevre, yeni bir oluşum size parasal anlamda da ve yurt dışı bağlarınızda da çok büyük güçlenmelerinize yardımcı olacak. Eğer bir hukuk danışanıysanız, eğer bir doktorsanız ya da herhangi bir mühendisseniz bile, özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos sizin için çok yorucu, çok stresli, yeni alanlara geçiş evreniz için çok büyük fırsatlar
aydınlığa getirecek. Eğer tarım ve toprak işiyle uğraşıyorsanız ve uzun süredir buradaki borçlarınız, krizlerinizle ilgili daha büyük bir zarar edebilir, kredide sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Doğru bilançoyla ilerlemeniz, doğru toprakla uğraşmanız, zarar etmenizi istemiyorum değerli boğa burçlarım. Evet, emlak konularınızla alakalı geldiğim vakitte de satmakla ilgili kararlarınız sizi zorlayabilir. Yani bir yeri satıp bir yeri farklı bir alana geçirtmek, onu satıp başka bir yerden bir mal almak istiyorsanız özellikle bunlar Mayıs ayı için sizin için daha sağlıklı. Eğer Ocak ve Şubat yaparsanız ekonomik olarak çok büyük bir zorluğa geçiş yaparsınız ve bu sizi büyük bir depresyona itebilir. Dediğim tarihlerde yatırım ve alım için çok doğru bir süreç. Özellikle de eşiniz ya da siz kendinize araç almak istiyorsanız Şubat'ın ilk haftası ve ikinci haftası araç konunuzla ilgili sevinç hayatınızın içerisinde olacak. Hiç de korkmanıza gerek yok. Çünkü bu araç sizin ruhunuza iyi gelecek diyorum. İlişki konunuza geldiğim vakit gerçekten çok sosyalleşeceğiniz, Jüpiter'in enerjisiyle yeni insanlar, yeni alanlarla ilgili çok sosyalleşeceğiniz, eğer aşk konunuzda benim kimse beğenmiyor, ben ilişkiye ait değilim diyorsanız bu sene her an size aşk konusu avucunuzun içerisine gelecek. Hatta dönmesini, içinizdeki yarımlıkların tamamlamasını istiyorsanız en doğru tarih Mayıs'ın 21'e, Nisan 21 itibariyle sizin bu gelmesini istediğiniz kişilerin ayaklarınıza geliş olacağı. Artık egolar savaşır mı, ister misiniz, devam etmek ister misiniz, karar sizin olacak ama geçmişe ait ilişkilerin sizi ne kadar yorduğunu, ne kadar yıprattığını bilin. Ona göre adım atarsanız daha sağlıklı olacağını söyleyebilirim. Evli olan çiftlerimizle alakalı noktada bu ara en çok birbirinizle alakalı yorgun enerjiden dolayı anlamama yılınız olacak. O yüzden lütfen küçük notlar, buzdolabının üstüne, kapının üstüne bir yere, yani birbirinizle konuşma, iletişimde zıtlıklar oluşacağı için siz sosyal çevreye ait olacağınız için evdeki enerjiyi çok fazla konsantre olamayacaksınız. Buzdolabının üstüne notlar, seni seviyorum mesajları, bu tarz enerjilerle bu ilişkiyi kurtarabilirsiniz diyorum. Bu ara evli çiftlerde dışarıya yönük enerji olacağı için sanki aldatılma, bu tarz böyle flörtöz havanız sanki ilişkinize bir zarar verme enerjisi var. Dikkatli ve enerjinizi sosyal çevrede ki enerjiyi dışarıda, eve geldiğiniz zaman içerideki enerjiyi doğru kontrol etmeniz gerektiğini söylüyorum. Evet, evli çiftlerimizle alakalı noktada bu ara uyarı verdim ama hiç aşık olmamışlar için bu sene çok doğru bir aşk, evlilikle ilgili konuşma, sevgilinizin geri gelmesi, sizi tatmin edecek cevapları alacaksınız. Çocuk düşünen ve olmayan çiftlerimiz için bu sene değil, seneye daha sağlıklı. Yani 2022'nin sonlarına doğru bu kararı verip tedavinize başlatırsanız daha sağlıklı olacak. Çünkü tempo çok yüksek, psikoloji enerjiniz çok yoğun, oraya konsantre olamayacağınız için, yani yerinizde oturamayacağınız bir yıl olacak. O yüzden bence artık 2022'nin sonlarına doğru çocukla ilgili kararlarınızı verebilirsiniz. Çok çocuklu olan ve eğitim hayatıyla ilgili korkularınız varsa, evet, bu sene çocuklarınızın gözünün içine bakarak onları tek tek kontrol etmeniz lazım. Ama tatlı dille, ama kontrolle, ama psikologla ya da iyi bir pilates ve yoga yaparak birlikte güzel şeyler başarak. Çünkü sizin dilinizin kemiği yok, sabit takıntılarınız olduğu için çocukları çok fazla yorabilir. Onları depresyona itmenizi istemiyorum. Ne yapıyorsunuz? Onlarla güzel ve kaliteli bir vakit size iyi gelecek. Uzun süredir yaşadığınız evi taşımak isteyen ve hala ben çocukluğumdan bir evlendim buradayım bir türlü bir bu sene taşınmanız gerçekleşecek ve size uygun, size hayırlı bir ev o kadar uğurlu ve bereketli gelecek diyorum. Sağlık konularınızla alakalı noktada bu sene en çok mide bağırsak, ince bağırsaklarınız, kalın bağırsaklarınız mide asitlerimiz ve en çok da kadınlarımızın üreme organlarıyla alakalı yaşayacağı krizler, ufak kistler, tedaviler biraz can sıkıcı olsa da sonu ferah olarak uyarı veriyorum. Aile içerisinde ortaklı mallarla alakalı uzun süredir haksızlığa uğrayanlar bu sene biraz daha toparlanabilseniz bile bunlar için acele etmeyin. Satılması gereken yerler için de sakın acele etmeyin. Çünkü yeriniz, toprağınız, alanınız gerçekten güçlü. Burayı sattığınız vakit çok sıkıntı evreye düşebilir. Büyük şehirde yaşıyorsanız ve uzun süredir farklı bir şehire gitmek isteyen,
ne bileyim sanat, medya, bu tarz işlerle uğraşan spor hocası olabilirsiniz. Evet, taşınmalar sizin bereketiniz, aydınlanmanız olacak. O yüzden gideceğiniz yerde de kendi çizginizi ve markanızı yaratma ihtimaliniz var. Özellikle yurt dışına yerleşmek, Yunanistan, Bulgaristan, farklı alanlarda hem iş yeri kurup hem de iş alanınızla alakalı dengeleri oturtmak istiyorsanız güzel fırsatlar var. Sosyal çevrede bu tarz imkanlarınız, Jüpiter'in enerjisi sizin etrafınızda olacağı için bunları çok doğru değerlendirdiğiniz takdirde de yurt dışı hayallerinize de adım adım ilerleyeceğiniz bir nokta. Ekonomik dengeyi kendi içinizde çok iyi tutmanız lazım. Gereksiz harcamalardan. Çünkü en şanslı yıl, en bereketli ve iyicil bir enerji var. Jüpiter'in genişlettiği evre sizin sosyal çevreniz, harcamalarınıza ve kontrol etmeniz gerekiyor. Abuk subuk harcamalardan uzak durmanızı öneriyorum. Sevgi ve mutlulukla kalın, umutla kalın, aşkla kalın. En güzel çocuklarınızla, anne ve babalarınızı çok sevin. Onlara güzellikler katın diyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın.